Güvenli sürüş köşemize hoş geldiniz. Şimdiye kadar otomobilde oturma pozisyonundan frenle kadar birçok konuda size bilgi vermeye çalıştım. Bugünkü konumuz da çok önemli. Virajlar ve kavşaklar. Türkiye'de kaza istatistiklerine bakıldığında çoğunlukla arkadan çarpma ya da virajlarda yoldan çıkma şeklinde kazalarla karşılaştığımızı görüyoruz. Elbette çoğunlukla. Peki virajlarda niye kaza yapıyoruz? Çünkü virajları dönmek için gerekli hazırlığı yapmıyoruz. Peki bu hazırlıklar neler? Öncelikle viraj dönmenin 4 aşaması var. Bu dört aşamayı sırayla şöyle söyleyebiliriz. Birincisi fren noktası, ikincisi viraja giriş noktası, üçüncüsü apex yani zirve noktası, dördüncüsü çıkış noktası. Eğer bir viraja hiç yavaşlamadan gelirseniz viraj içinde otomobilin dengesinin bozulup kaymanız son derece kolay ve anlaşılabilir bir durumdur. Ve şunu unutmayın eğer birazcık motor sporlarıyla ilgiliyseniz ya da biraz bakarsanız Formula 1'de dahi sürücülerin viraj öncesinde fren yaptığını görürsünüz. Hiçbir otomobil ya da hiçbir sürücü bir viraja hızlı girip hızlı çıkamaz. Mutlaka problem yaşar. O yüzden lütfen henüz daha düzlükteyken yani viraja yaklaşırken ve elleriniz direksiyonda karşıyı yani direksiyon düz pozisyonda dururken fren yapın. Gerekiyorsa vites düşürün. İşte bu fren noktasını geçtikten sonra viraja dönme noktasına, giriş noktasına gelirsiniz. Giriş noktasından itibaren ya gaza basmayın ya da virajın durumuna göre gaza az basın. Yani hızınızı koruyun. Ve direksiyonda ani hareketlerde de bulunmayın. Sabit gazla gitmeye devam edin. Ve apex noktasını yani virajın aşağı yukarı orta noktasına geldikten sonra ki buradan itibaren direksiyonunuzu düzeltmeye başlayacağınız nokta olduğunu söyleyeyim size. Direksiyonunuzu düzeltirken yavaş yavaş gaz vermeye devam edin. Ve direksiyonunuz tam düz pozisyona geldiğinde yani virajın çıkış noktasına itibaren tekrar istediğiniz kadar gaz verebilirsiniz. Aslında bu kadar basit. Yani önce fren, sonra sabit gaz, sonra da yavaş yavaş arttırılan gaz. Hepsi bu. Eğer bu kurallara uyarsanız virajlarda başınız belaya girmez. Peki ya virajlarda hatalı bir şey yaparsak başımıza ne gelir? İki şey gelebilir. Birincisi önden kayma yani understeering. Eğer bir viraja gereğinden hızlı girerseniz, ayağınız gaz pedalındayken hızlanmaya çalışırsanız, direksiyon çevrili olduğu halde araç sizin istediğiniz yöne değil, viraj dışına doğru gider. Biz buna önden kayma diyoruz. Ve bunu önlemenin yolu gaz pedalını bırakmak ve beklemektir. Başka çareniz yok. Diğeri ise arkadan kayma yani oversteer. Burada da benzer kurallar hakim. Özellikle arkadan itişli otomobillerde arkadan kayma daha sık rastlanan bir durumdur. Burada da fazla hız ve fazla gaza basma önemli rol oynar. Bu durumda otomobilin arkası viraj dışına doğru gider, burnuysa viraj içine doğru. İşte burada direksiyonda kontra hareketi yapmanız ve yaptığınız harekette tekerleklerinizin gitmek istediğiniz yönü göstermesi gerekiyor. Kolay bir iş değil. Bu yüzden de lütfen virajlara girerken yavaşlamayı ihmal etmeyin. Peki ya kavşaklar? Türkiye'de en az uygulanan kurallardan bir tanesi kavşak kuralları. Özellikle de dönel kavşaklarda. Eğer kavşağın içinde bir araç varsa lütfen bekleyin. Eğer dönel bir kavşakta dört bir yandan herkes o kavşağa girmeye kalkarsa o kavşağın kilitlenmesi işten bile değildir. Bu yüzden birbirimize yol verme kültürüne sahip olmamız gerekiyor. Yani fermuar sistemi gibi. Maalesef otoyollarda da bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz. Otoyola katılan ya da otoyoldan çıkmak isteyen bir sürücü fermuar sistemini kullanmıyor. Bazen yol çalışmalarında da bu başımıza geliyor. Üç şeritten iki şerite düşerken bir anda trafik tıkanabiliyor. Bunun sebebi birbirine yol vermemekte ısrar eden sürücüler. Halbuki eğer iki şerit tek şerit olacaksa bir araç geçer diğer şeritten bir araç arkasına girer. Diğer araç gelir Sağ şeritteki araç diğerinin arkasına girer. Aynı fermuar gibi. Son derece basit ve trafiği sadece biraz yavaşlatan bir sistemdir. Bu yüzden lütfen kavşaklarda ve bu tip yol çalışmalarının olduğu bölgelerde ya da otoyol bağlantılarında fermuar sistemini kullanalım ve kavşakta bir araç varsa o kavşağa giriş yapmayalım. Bekleyelim. Çünkü trafik hepimizin ve maalesef zaman çok değerli. Zamanı gereksiz yere harcamayalım.